Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir sandalye modeli oluşturacağız. Çok ilginç bir model olacak. Bir bank tasarımı olacak bu arkadaşlar. Fakat bükülmüş bir model. Yani böyle bir şey oluşturacağız. Fakat her zamanki gibi bir family olarak oluşturacağız. Dolayısıyla başka projelerde de rahatlıkla kullanabileceğiz. Bu bir sandalye modeli olduğundan dolayı bir döşemenin üzerine yerleştireceğimiz için family seçeneklerinden floor base olanı işaretleyeceğiz. Buradan floor base olanı buluyorum ve open diyorum ve açtığımızda ekranımıza böyle bir şey gelecek. Bu kare bir döşemeyi temsil ediyor. Yapmış olduğumuz model bu döşemenin üstüne oturacak. Fakat buradaki modeli tamamladıktan sonra yerleştirirken buradaki floor yani döşeme gözükmeyecek. Sadece bizim yapmış olduğumuz sandalye gözükecek. Evet, haydi başlayalım. Öncelikle buradaki referans çizgilerini kullanacağız. Bize toplamda 3 adet referans çizgisi gerekiyor. Klavyeden RP kısa yol komutunu kullanarak oluşturmaya başlıyorum. Bir tanesi ön taraftan geçsin. Yaklaşık buna benzer bir mesafesi olacak. Bu önemli değil. Daha sonra değiştirebiliriz. İsim verelim. 1 olsun. Aynı zamanda referans merkez çizgimiz var. Bunu da kullanabiliriz. Şimdi Create menüsünden Sweep Blend komutunu kullanacağız. Buradaki pencereden ilk olarak bir yol çizeceğiz. Ve yol çizmek için buradaki Working Plane'i kullanacağız. Set'e basıyoruz. Şimdi Working Plane'i ayarlamak için buradaki menüden bir Working Plane seçebiliriz. Bunu 1 olarak ayarlamıştık. 1 numarayı seçelim. OK dedik. Aktif görünümde buradaki yolu çizmek için yeterli açı bulunmadığını söylüyor. Bunlardan bir tanesini seçip uygun bir açıdan çizimimizi yapacağız. Biz bu istikamette olanı seçiyoruz. Bu açıdan baktığımızda döşemeyi yandan görebiliyoruz. Bank tasarımımızı buraya yapacağız. Tamam, şimdi yukarıdan Sketchpad diyoruz. Bir adet çalışma düzlemi seçeceğiz. Set'e basıyoruz. Buradan Reference Center Left Right'ı seçelim. Left to Right diyor, yani buradan bu tarafa doğru bir düzlem. Evet, şimdi başlayabiliriz. Buradan sağ tarafa doğru 42 cm geliyoruz. Ama yukarıda görmüş olduğunuz gibi bu düz bir çizgi. Ben bunu spline olarak değiştirmek istiyorum. Eğri bir form yaratacağız çünkü. Şimdi tekrar yapalım. İlk olarak göz kararı geldim. Ortalarda bir yerde bırakıyorum bu şekilde. Devam ediyoruz. Şöyle aşağı dönelim. Sonrasında sağ tarafa doğru döneceğiz. Merkez noktasına doğru tıklayarak bitirdik. Escape'i bastık, tamamladık. Şimdi ana şeklimizi oluşturduk. Buradaki noktaları çekiştirerek istediğimiz bir şekli elde ettiğimiz zaman bırakıyoruz. Buraya oturma için bir düzlem yaratacağımızdan ben aşağı yukarı böyle bir form oluşturmayı tercih ediyorum. Evet, bu tamam. Sağ görünüşten çizdiğimiz için 5 cm yukarı kaydırıyorum. Offset diyorum. Bu aşamayı tamamladık. Şimdi yukarıdan Finish Edit modu tıklıyoruz. Eskizimizi bitirmek için Profil 1'i seçelim. Sonrasında yine Edit Profile diyoruz. Çalışma penceresinden Front dedik. Bu aşamada da düz bir çizgiyle başlayalım buraya. Bu noktadan merkeze doğru gelelim. Sonrasında da yay ile birlikte devam ettiriyoruz. Buraya tıklayalım. Yarım bir çember oluşturalım. Evet, şekil bu şekilde. Sonrasında düz bir çizgiyle devam ediyoruz. Sonrasında da içeriye 5 cm offsetleyeceğiz. Buradaki menüden Pick Lines olanı seçiyoruz. Sol taraftan da kaç cm offsetlemek istediğimizi yazıyoruz. 8 cm olsun. Vazgeçtim, 7 olsun. Sonrasında da buradaki çizgileri tıklayacağız. İçeriye doğru offsetleyecek 7 cm olarak. Görmüş olduğunuz gibi çizgiler güzel bir şekilde offsetleniyor. Daha sonra TR kısa yol komutunu kullanarak trimliyoruz. Burada önemli olan nokta şekli tamamlamak. Yani kapalı bir şekil oluşturmak. Burayı da kapatalım düz bir çizgiyle.
Fakat aynı zamanda buradaki parçayı biraz hareket ettirelim. Döşemeye doğru ittirelim. Evet, bu sayede sanki döşemeden kopuyormuşçasına bir efekt oluşturacak. Evet, bu şekilde. Şimdi belki buradaki çizgiyi biraz daha öteleyebiliriz. 25 santim kadar. Şimdi OK'ye tıklayalım. Bu sefer profil 2'yi seçeceğiz. Profil 2'deki eskizimizi düzenlemek için de Edit Profile diyoruz. İlk olarak da Pickline aracını kullanıp bir önceki çizgileri pickleyeceğiz. Evet, maalesef Revit buradaki çizgileri kullanmamıza izin vermiyor. Başka bir yöntem bulacağız arkadaşlar. Bunun en kısa yöntemi şimdilik tekrardan baştan oluşturmak. Normalde olsa size profil oluşturup yani family oluşturup import ettirdim ama hızlıca bitirmek için baştan çizmeyi tercih ediyorum şu anda. Şöyle merkeze doğru yarım çemberimizi tamamlıyoruz. Sonrasında da bankın bitim noktasına doğru gidiyoruz. İlk çizgileri oluşturduk. Daha sonra bu çizgileri offset diyelim. Pickline komutuyla 8 cm bu şekilde. Bir önceki aşamada yapmış olduğumuz gibi trim ve extend komutlarıyla şekli tamamlıyoruz. Bu ikisini de birbirine bağlayalım. Aynı zamanda bunu da birleştirelim. Yine aynı şekilde merkeze doğru hareket ettirelim. Döşemenin içine doğru. Yani anlaşıldığı üzere burada iki tane bizim oluşturmuş olduğumuz kesit var. Ve buradaki loft komutu aslında bu iki tane kesidi birbirleriyle birleştiriyor. Biri küçük, biri büyük olduğu için bizim için güzel bir geçiş oluşturacak. Yani dümdüz bir kalınlık vermek yerine iki farklı profili birleştirdiğimiz zaman daha güzel bir form ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet, Revit bir hata verdi. Hata vermesinin sebebi buradaki çizgiler birleştirme çizgisinin yolunun path dediği yolları doğru şekilde anlamamış olması. Evet, göründüğü gibi hata bu noktada. Şimdi buradaki noktaları tıklayıp buradaki bozukluğu düzeltmeye çalışacağız. Mesela diyelim ki buradaki noktaların yönünü değiştirmek bir işe yaramadı. Ne yapabiliriz? Şöyle önce geri gidiyoruz. Yolun şeklini değiştireceğiz. Çift tıkladık. Ya da aynı şekilde yukarıdan sketch pad dedik. Revit'e göre sorun bu çizginin çok eğimli olması. Bunu biraz daha düzleştirirsek sorunumuz çözülecek. Spline olarak yaptığımız için buradaki noktaları biraz bu şekilde rahatlatıyoruz. Aynı şekilde aşağıdaki noktayı da rahatlatalım. Evet, spline'ı biraz daha düz bir hale dönüştürdük. Yeşil oka tıkladık. OK dedik. Bakalım olacak mı? Olmadı. Şimdi şöyle yapıyoruz. Biraz daha düzleştireceğiz. Aynı şekilde sketchpad dedik tekrardan. Biraz daha düzleştirelim. Yaklaşık bu şekilde. Tekrar deneyelim. Evet, şimdi yaptı. Yüzey boyasıyla birlikte nasıl gözüküyormuş ona bakalım aynı zamanda. Evet, formumuz oluştu. Fakat buradaki problemi görebiliyoruz. Hala tam olarak istediğimiz gibi değil. Ama önemli değil, bunun için zaman harcamayacağım. Tasarımımızı çok da etki etmiyor. Evet arkadaşlar, genel şeklimizi oluşturduktan sonra plan düzlemimize geçiyoruz. Daha sonra orta noktadan bunu mirrorlayacağız. Klavyeden iki defa M tuşuna bastıktan sonra merkez çizgisini seçiyoruz ve şeklimizin simetrisini alıyoruz. Daha sonra da bunları birbirlerine joinleyeceğiz. Join yapınca da ortadaki çizgi kaldırıldı görmüş olduğunuz gibi. Son olarak da döşemede bir boşluk oluşturacağız. Bu boşluk sayesinde bankımız sanki döşemenin içinden sıyrılıyormuşçasına bir efekt oluşturacak. Bunu iki farklı şekilde yapabiliriz. Bir void extrusion kullanabiliriz ya da normal extrusion şeklinde oluşturup daha sonra void formuna dönüştürebiliriz. Şekil olarak bir dikdörtgen yapalım. Bizim ana şeklimize teğet olsun. Bu şekilde uzatalım ve finish'imize tıklayalım. Extrusion start end kalsın.
Öteki eksi 8 olacak. Ya da isterseniz de 0 yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Çıkartma işlemini gerçekleştirmek için de Identify Data bölümünden Solid kısmını boyut olarak değiştiriyoruz. App'te tıklıyoruz. Daha sonra yukarıdaki toolbar'dan Cut komutunu kullanıp çıkarma işlemimizi yapıyoruz. Döşemeyi tıkladık, Void Form'u tıkladık ve boşluğu oluşturdu. Evet arkadaşlar, genel olarak bu şekilde döşemenin içinden kıvrılıp çıkmış bir bank tasarımı oluşturduk. Bir sonraki aşamamız bunun kaplamalarını değiştirmek. Bunu yapmak için şöyle yapıyoruz. Önce bunları seçtik. Soldaki menüden materyal kısmından by kategorinin karşısındaki noktayı açıp materyal seçeneklerini görüyoruz. Buradaki boşluğa herhangi bir şey yazıp onunla ilgili bir arama oluşturuyoruz. Daha sonra onu seçiyoruz. Ama biz buna doğrudan materyal atmak yerine parametreye dönüştüreceğiz. Parametreye dönüştürmek için buradaki parametre yarat düğmesine basıyoruz. Bir parametre adı giriyoruz. Type seçeneğini işaretlersek birden fazla bank yapmamız durumunda hepsi aynı renk olacaktır. Materyali oluşturduktan sonra da buradaki Load into the Project düğmesine basıyoruz. Projenin içine yükledikten sonra bu şekilde çok kolay bir şekilde döşemenin üstüne tıklayıp bankı yerleştirebiliyoruz. Ve 3 boyutlu ekrana baktığımızda boşlukların otomatik olarak oluşturduğunu göreceğiz. Rengini değiştirmek istediğimiz zaman da Edit Type diyoruz. Ve buradaki materyal finişlerinden istediğimiz bir materyali seçiyoruz. Ben beton bir malzeme atmak istiyorum. Dolayısıyla buraya beton yazıyorum İngilizce. Aynı zamanda aşağıya betonla ilgili malzemelerin listesi döküldü. Bir tanesini seçelim. OK'ya tıklayalım. Ve bütün banklarımızın renklerinin de değiştiğini görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.